Hacı yakışıklı, bugün fon alana, yarın don alırlar. Yaşadığı ülkeyi dolar karşılığı satmaya yeltenen demokrat görünümlü fonlu çakalların maskesi düşünce ağızlarından akan salya çok net görülüyor. 500 bin dolar alanlarla bir dolar alanlar arasında hiçbir fark yok. Ağızlarını açınca hepsi havluyor. Rakamlar değişse de karakter bozukluğu aynı kalıyor. Tamamı dıştan patlamalı ve içten fırlatmalı alçaklar. Ülkesinin adamı olmak yerine başka devletlerin köpeği olmayı tercih ediyorlar. Onların hepsi bu düzen böyle gitmez diyen Türkiye'nin tarihi misyonuna tekrar güçlenerek dönmesine düşmanlar. Türkçe'de don kelimesi uzun elbise anlamında kullanılırdı. Elbise deyince aklıma rahmetli Hasan Karakaya'nın şu sözleri geliyor. Eğer dinin yasakladığı şeylerden uzak durmazsan, bir gün gelir sana uygun bir elbise dikerler ve üzerine geçirirler. Eğer hakkındaki iddialar birer yalan ve iftira ise bilesin ki o elbise asla üzerine oturmaz. Ama yalan ve iftiralara uygun bir bedenin varsa, hiç kuşku yok ki diktikleri elbise üzerine oturur. Rahmetli Karakaya abinin bu sözlerini hiç unutmam. Şimdi yavurdan fonlanan birilerinin düştüğü halleri görüyorsunuz. Üzerlerine dikilen her elbiseyi giyiyor, her kılığa giriyorlar. Bugün fon alana yanın elbise alırlar ve istedikleri gibi giydirirler. Nitekim öyle de oldu. Nihayetinde giydikleri elbise Türkiye düşmanlığı olmuştur. Bir dolarlık FETÖ üyelerine nasıl don biçtiklerini gördük. Katalog evlilikleri bunlardan sadece biriydi. Aynı yastığa baş koyacağı erkeği ve kadını bile katalogdan seçtiren kirli bir yapı. Şimdi çok daha kirli ve işbirlikçileriyle topyekün geliyorlar. Hedefleri ülkemizi tüm alanlarda durdurmak ve geriye çekmek. Çünkü Türkiye dirildikçe dünyanın karanlığı dağılıyor. Afrika kıtası sonsuza dek sömürülmek için mi yaratıldı? Filistin'de masumlar İsrail askerleri tarafından vurulduktan sonra yanlarına ambulans bile yaklaştırılmayıp ölümlerini izleme seansları nereye kadar sürecek? Mesela 2030, 2040, 2100 yılında da böyle mi olacak? Kendi coğrafyamızı göz göre göre peşkeş çekenlere 2500 yılına kadar müsaade mi edeceğiz? Ülkemizde yine darbe ihtimalleriyle yaşamaya devam mı edeceğiz? Yeter. Ben iki lider bildim ve ikisi de bu düzen böyle gitmez diyerek dünyaya kafa tuttu. Biri rahmetli Necmettin Erbakan, diğeri Başkan Erdoğan. Devran Türkiye'den yana dönmek zorundadır. Çünkü cihanı dönüştürme gücü sadece Türkiye'nin elindedir. İşte 2023 bu sebeple çok ama çok önemlidir. Kıbrıs'ta yoktular. Bayramın ilk günü Kıbrıs'taydık. Başkan Erdoğan'ın KKTC Bağımsızlık Günü münasebetiyle gerçekleştirdiği Kıbrıs çıkarmasına Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Demokratik Sol Parti genel başkanları iştirak etti. KKTC Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı ayrı ayrı davet etmesine rağmen CHP ve İyi Parti genel başkanları Kıbrıs'a gelmedi. Söz konusu milli birlik olunca ortada yoklardı. Meral Akşener kanlı bile olsa Demirtaş'la kahvaltı yaparım diyor ama Türkiye Cumhurbaşkanı'nın KKTC Bağımsızlık Günü davetine katılmıyor. Kılıçdaroğlu KKTC'nin davetine cevap bile vermiyor. Sonra hepsi toplaşıp Erdoğan kutuplaştırıyor diyorlar. Dünyanın derebeyleri, haçlıları, soytarıları bir araya gelerek Türkiye'ye saldırıyor. Kıbrıs davası Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğerlerinin derdi mi? Kılıçdaroğlu ve Akşener neden suspus ve konuşmak için neyi bekliyorlar? Farkında mısınız? Artık HDP'yi bu tür milli konularda konuşmuyoruz bile. Yazık ettiler aldıkları oyları. Neden muhalefeti eleştiriyoruz? Diyarbakır anneleri iki senedir nöbette bir tek gün ziyarete gitmediler. PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye onlar bize ne yapacak ki dediler. Bağımsızlık günü için Kıbrıslı Türklerin davetine cevap bile vermediler. Yabancı sermayeye Türkiye'ye yatırım yaparsanız size para ödemeyiz diyerek sanki iktidardaymış gibi tehdit ettiler. Afganistan'da kontrolü Mehmetçik almalı mı tartışmalarının ortasında Mehmetçik'i düşüneceklerine Afganistan'dan mülteciler gelecek diye yaygara peşine düştüler. Kıbrıs'ta dünyaya karşı Türkiye'yi temsil edenleri yalnız bırakanların biz neyini savunalım? FETÖ kudurmaya devam ediyor. Almanya'da gazeteci sendikası kuran yahut bu sendikalara sızan FETÖ teröristleri, Türkiye'li muhalifleri hedef alan 55 kişilik infaz listesi var diyerek, uydurma haberlerle kamuoyu oluşturarak Türkiye'yi karalama kampanyalarına hız verdi. Kendi içlerinden birilerini infaz edip suçu Türkiye'ye atarlarsa şaşırmam. Bu hususta uyanık olup önlem almak yine bizim yetkililerimize düşüyor. Hacı Yakışıklı, Yeni Akit Hüseyin Likoğlu Gazetecilerin mal varlığı araştırılsın. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarıyla başlayıp, yabancı devlet ve vakıfların fonlanmasıyla devam eden tartışmaların odağında, maalesef meslektaşlarımız yer alıyor. Gazetecilik bir kamu görevidir. Yasama, yürütme ve yargı erkinden sonra medyanın geldiği varsayılarak medyaya dördüncü kuvvet deniliyor. Medya bir ülkenin bütün kırılma anlarında en kritik yerde yer alır. Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda bunu çok daha net bir şekilde görüyoruz. 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e 28 Şubat'tan 27 Nisan e muhtırasına kadar her kritik döneme işte medya başrolde yer aldı. Türkiye'de medya eliyle hükümetler kuruldu, hükümetler yıkıldı. Medya eliyle hayatlar karartıldı, bankalar batırıldı, zenginliğine zenginlik katanlar oldu, iflas edip yok olanlar oldu. Medya organları üzerinden hesaplaşmalar oldu, hedef göstermeler oldu. Medyanın bu kadar kirletildiği bu ülkede maalesef hiçbir gazeteciye doğru dürüst hesap sorulmadı. Bu ülkede darbeciler yargılandı. Kenan Evren öldüğü için hapse girmekten kurtuldu. 28 Şubat'ın kudretli paşalarına hapis yolu göründü. Ama 28 Şubat'ın maşalarına, medya ayağına henüz kimse bir hesap sormadı. Hatta o dönemin kudretli maşası gazeteciler bugünlerde ahkam kesiyor. Gerek suç örgütü elebaşı Peker'in iddiaları, gerekse fonlama iddiaları üzerinden yepyeni bir fırsat doğdu. Bu fırsat iyi değerlendirilebilirse vesayetin tabutuna son çiviyi de çakmış oluruz. Bunca yalan haberden, algı operasyonlarından manipülasyondan şikayet ediyoruz. Peki şikayet ettiğimiz bu sorunların kaynağı nedir, kimdir? Şüphesiz medya kuruluşları ve yöneticileri. 28 Şubat sürecinde onlarca banka batınca medya sahipliği konusunda çeşitli düzenlemelere gidildi. Medya kuruluşu sahiplerine ticari alanlarda çeşitli sınırlandırmalar getirildi. Özellikle medya sahibi iş insanlarının banka sahibi olmaması yönünde düzenlemelere gidildi. Yine bazı ortaklıklar konusunda hisse sınırlaması getirildi vesaire. Bütün bunların için yapıldı. Elinde medya gücünü bulunduran bir iş insanı kötü niyetle yapacağı bazı manipülasyonlar nedeniyle telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir. Yani biz 28 Şubat sürecinden ders çıkararak medyanın finansmanı konusunda bazı adımlar attık. Peki aynı hassasiyet bugün ne durumda? Yabancılar tarafından fonlanan medya kuruluşları cirit atıyor ülkemizde. Geldiğimiz nokta çok net bir şekilde objektifin önüne şunu koyuyor. Medya kuruluşlarının sermayeleri ve o medya kuruluşlarının yöneticilerinin mal varlığı. Türkiye'de son 30 yılda medya kuruluşlarında yöneticilik ve yazarlık yapanların mal varlıklarının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmalı. Bu komisyon aynı zamanda yeni nesil medya kuruluşlarının para kaynaklarını da araştırmalı. Konvansiyonel bir medya kuruluşunun sahibi bir şirket Türkiye'de normal ticaret kanunları gereği vergisinden çalışma hayatına her alanda denetime tabi tutuluyor ama yabancı fonlarla beslenen medya kuruluşlarının nasıl fonlandığı, niye fonlandığı, fonların hangi maksatla kullanıldığını bilmiyoruz. Bizim vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerdeki din görevlilerimize casus muamelesi yapanlar Türkiye'de medya patronu. Bizim vatandaşlarımızın sosyal medya paylaşımlarını geçtim, WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden attıkları mesajlara bile müdahale eden ülkeler Türkiye'de medya kuruluşlarını finanse ediyor. İngiltere'de yaşayan bir iş insanının bir gün canı sıkılmış, ne yapsam ne yapsam diye düşünmüş, gideyim Türkiye'den Halk TV'yi alayım demiş ve böylece can sıkıntısını gidermiş. Böyle tesadüflerin olduğu bir medya dünyamız var. Geçmişten günümüze medyamız daima tartışmaların odağında olmuştur. Aynı şekilde gazetecilerimiz de öyle. Hele hele enformasyon savaşlarının en şerit şekilde sürdüğü ve süreceği açık olan şu dönemde çok daha fazla hassas olmalıyız. Ülkelerin enformasyon savaşlarında galip gelmek için kesenin ağzını sonuna kadar açtıkları ve açık çek dağıttıkları günleri yaşıyoruz. Enformasyon savaşlarında kazaya kurban gitmemek için gerekli adımlar zaman kaybedilmeden atılmalı. Öncelikle son 30 yılda medyada yöneticilik ve yazarlık yapanların mal varlıkları en ince ayrıntısına kadar araştırılmalı ve medyanın finansmanı şeffaf hale getirilmeli. Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak